düşürme yerlere ezme Türkiye. Zalime eğilme, arsıza güvenme, yurdunu haine verme Türkiye. Zalime eğilme, arsıza güvenme, yurdunu haine verme Türkiye. Düşürme bayrağı, uyan Türkiye. Zalime eğilme, arsıza güvenme, yurdunu haine verme Türkiye. Türkiye, Türkiye, yok senin eşin. Türkiye, Türkiye, tükenme savaşın. Türkiye, Türkiye, yok senin eşin. Türkiye, Türkiye, tükenme savaşın. Bu bayrağı Sayın Vekilim, Sayın İl Başkanım, Sayın Muhtarlar Derneği Başkanı, Muhtarlarımız, Sayın Emlakçılar Odası Başkanım, Sivil Toplum Kuruluşlarının Sayın Temsilcileri ve çok kıymetli Fatsalılar, sizleri Fatsa Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanlığı adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şimdi sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve geçmişten günümüze ebediyete intikal etmiş tüm Türk şehitleri adına saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Dikkat! Thank you.
kıymetli misafirler. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, yerel seçimler, ittifak ve fındık konusu ile ilgili istişarede bulunmak için toplanmış bulunmaktayız. Şimdi kürsüye Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanı Sayın Murat Kaçağı davet ediyorum. Çok kıymetli milletvekilim, sayın il başkanım, Fatsa'mızın Güzide oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri, dernek başkanlarımız, çok kıymetli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, sevgili gazeteci kardeşlerim ve Fatsa'mızın kıymetli bizim yetiştiğimiz, elinde büyüdüğümüz büyüklerimiz, arkadaşlık ve kardeşlik yaptığımız dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Teşkilatı olarak 2017'nin Aralık ayında devralmış olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanlığı Teşkilatı'nın o günden bugüne kadar yapmış olduğumuz faaliyetler, ortaya koymuş olduğumuz özveri, çalışma, mücadele ve üç ilali dalgalandıran, tüm Fatsa'da benimle beraber yol arkadaşlığı yapan, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, mensubu olmaktan gurur duyduğum teşkilatımda yol arkadaşlığı yaptığım kardeşlerime hepinizin huzurunda sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Onlar olmasaydı bugün bu toplantı olamazdı. Ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Sözün asıl sahibi burada. Bugün buraya toplanmamıza vesile olan 27. dönem Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Engingürt, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, 8 milyon fındık üreticisini yakından ilgilendiren ve hepimizin de büyük sorunu olan fındık konusunda ve yaklaşmakta olan yerel seçimler için bir istişare toplantısı düzenledi. Bize ve tüm arkadaşlarımıza bugün burada yol arkadaşlığı yaparak bu salonun dolmasına vesile olan tüm Fatsalı hemşerilerime hepinize çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi kürsüye Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Sayın Köksal Yılmaz'ı davet ediyorum. Cümleden selamünaleyküm. Çok kıymetli vekilim, çok kıymetli ilçe başkanlarım, sivil toplumun başkan ve yönetim kurulları, değerli muhtarlarım, çok kıymetli hanımefendiler, değerli basın mensupları. Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu ekonomik ve Fatsa ile ilgili, Türkiye geneli ile ilgili toplantıya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler ekmeğini, aşını bölüşerek 50 yıldan beri Milliyetçi Hareket Partisi'ne hizmet eden her birimiz bu partinin değerleri. Öncelikle 50 yıldan beri bu süre içinde bayrağını, parti kirasını, ekmeğini bölüşen bütün arkadaşlarımıza, Fatsalılara teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem yerel seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Fatsa'dan başlayan 19 ilçe ve büyükşehirde bayrağını, üç ilanını buşlara takacağımız bir toplantı olur diyor. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için başta Fatsa İlçe Başkanımız ve yönetim kuruluna, çok kıymetli Fatsa'nın miyaktaşlarına teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. İl Başkanımıza teşekkür
teşekkür ediyoruz. Şimdi kürsüye Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Sayın Cemal Enginyurt'u davet ediyorum. Çok kıymetli Fatsalılar, çok kıymetli hanımefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin kıymetli yönetimi ve demokrasinin uç beyleri, sevgili muhtarlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu toplantı bir günlük düzenlenen bir toplantı olması hasebiyle ama salona baktığımda muhteşem bir toplantı olmuş. Bundan dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanımız Murat Kaçak kardeşime ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Siz katılanlara da çok çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Değerli hemşerilerim, bir 24 Haziran seçimini hep birlikte yaşadık. Türkiye 24 Haziran'da bize göre çok önemli bir seçimden alnının akıyla çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Muhterem liderimiz Sayın Devlet Bahçeli 8 Ocak 2018 tarihinde dedi ki Türkiye uçuruma gidiyor. Türkiye emperyalist güçler tarafından bölünmek ve parçalanmak istiyor. Başta Amerika olmak üzere Türkiye'nin Kuzey Irak'ta Kürdistan'ı kurdurmamasına kızanlar Afrin'de PKK'nın kuracağı devleti yerle bir eden Türkiye'ye karşı büyük bir kin ve nefretle Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Böylesi bir zamanda nefsimize teslim olup partim çok oy alsın, fazla milletvekili çıkaralım diyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uçuruma gitmesine müsaade edemeyiz. Biz önce ülkem, sonra milletim, sonra partim diyen ülkü sevdalıları, Türkiye sevdalarıyız. Öyleyse Milliyetçi Hareket Partisi olarak taşın altına elimizi koyup büyük bir fedakarlık yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığına aday çıkarmıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır demesiyle o günden itibaren Türk milliyetçileri ve ülkücüler olarak ilk evvela Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için büyük mücadele verdik. Birileri bu mücadelemizi saraya satılmışlık olarak değerlendirdi. Birileri bu mücadelemizi AK Parti ile birleştik gibi söyledi. Birileri bu mücadelemizden makam mevki beklediğimizi ifade etti. Ama Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklerken tek gayemiz şuydu. Birlik, beraberlik, ülke menfaati Türkiye sevdasıydı. Biz biliyorduk ki 24 Haziran seçimlerinde değil Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmemesi, seçim ikinci tura dahi kalsaydı bugün oynanan ekonomik savaş, bugün oynanan dünyanın üzerimizdeki oyunlar
o gün daha büyük destek bulacak, özellikle Suriye'ye yerleştirilen Amerika'nın 5000 tır silah verdiği PKK başta olmak üzere DAEŞ'i ve diğer bütün şer örgütleri birleşecek, bu ülkeye adeta bir iç savaş yaşatacaklardı. Biz Milliyetçi Hareket Partililer olarak Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin gördüğü bu tehlikenin idrakinde olup birileri MHP'liler Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecek, MHP'ye oy verecek diyerek propaganda yapmasına rağmen Türkiye'de AK Parti %41,5, Milliyetçi Hareket Partisi %11, toplam %52,5. Sayın Cumhurbaşkanı da %52,5 aldığını düşündüğünüzde biz Milliyetçi Hareket Partililer ve ülkücüler liderin sözünü yere düşürmedik. Liderin sözüne sadık kaldık. Onun sözü bizim sözümüzdür dedik. Ve Recep Tayyip Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenlerin tamamı oy vererek bu bayrağı leke getirmedik. Allah hepinizden razı olsun. Bu arada da 24 Haziran seçimleri sırasında şunu da söyledik. Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan, orduya Cemal Enginyurt lazım dedik. Bu AK Parti vekillerinden bir cacık olmaz dedik. Bunlar orduyu temsil edemezler dedik. Bunlar orduluya sahip çıkmazlar dedik. Hatta Fatsa'da bir iftar yemeğinde bunları kendi köyüne muhtar adayı yapsaz muhtar bile olamazlar dedik. Bizi seçerseniz dedik, ordunun hakkını, hukukunu korur, kollar, mecliste ordunun sesi oluruz. Fındıkçının, arıcının, balıkçının sesi oluruz. Ezilenlerin, sömürülenlerin sesi oluruz. Haksızlığa uğrayanların sesi oluruz dedik. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş arkadaşlarım, 40 yıl bu davada birlikte mücadele ettiğimiz insanlar, aşından, işinden, ekmeğinden ayırarak, arabasına benzini kendi cebinden koyarak, 3 ilerli bayrağını devlet memuru olmasına rağmen aracında gururla dalgalandırarak dağ taş gezdik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 82 bin oy almasında büyük destek verdiniz. Bu desteği verenlerin hepsinden Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de 16 yıldır AK Partili olmasına rağmen, 16 yıldır AK Parti'den başkasına oy vermemiş olmasına rağmen, iki oyun birini, üç oyun birini bu Cemal Enginyurt bizi mecliste temsil eder diyerek Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Cemal Enginyurt'a veren AK Partililere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Az sayıda da olsa, çok yüksek düzeyde olmasa da, Cumhuriyet Halk Partili olup da, Büyük Birlik Partisi'nden olup da, başka partilerden olup, Cemal Enginyurt orduya yakışır ve temsil ederek diyerek, bize oy veren bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Dolayısıyla bu anlamıyla, Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran'da hakikaten çok önemli bir seçimi geride bıraktı. Çok önemli diyorum çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'ne öyle tezgahlar kuruldu, öyle oyunlar kuruldu, öyle planlar yapıldı ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı muhterem Devlet Bahçeli'nin şahsında hareketimiz yerle bir edilmek istendi. Kervanımız dağıtılmak istendi. Eşkıyalar, haramiler soygun yapmaya kalktı. Hatta ve hatta 40 yıl birlikte omuz omuza mücadele verdiğimiz, hapishanelerde bir ekmeği bölüştüğümüz, cebimizdeki son paramızı paylaştığımız,
toprağın kara bağrına, gül bahçesine girercesine girmeyi göze almış dava arkadaşlarımızla, ürküdaşlarımızla adeta kanlı bıçaklı yapıldık. Birbirimize en ağır hakaretleri ettirdiler. Birbirimize en ağır suçlamalarda bulunduk. Ama hamdolsun Allah'a, yemin etmiştik genç yaşımızda, bıyıklarımızın terlemediği günlerde yemin etmiş ve demiştik ki Allah'a, bayrağa, vatana, millete ve Kur'an'a yemin olsun. Şehitlerim, gazilerim emin olsun. Ülkücü Türk gençliği olarak komünizme, faşizme, kapitalizme ve her türlü emperyalizme karşı mücadelemiz sürecektir. Mücadelemiz son nefer, son nefes, son damla kana kadardır. Mücadelemiz milliyetçi Türkiye'yi kurana kadardır. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, başaracağız, başaracağız, başaracağız. Allah Müslüman Türk'ü korusun ve yücelsin. İşte bu yemine sadık kalanlar olarak bütün oyunları bozduk. Liderimiz Devlet Bahçeli'yi kimseye yedirmedik. Yedirmeyeceğiz de Allah'ın izniyle. Ve nihayetinde birileri dedi ki orduda MHP 30 bin oy bile alamaz. 20 bin alırsa öpsün başının üstüne koysun. MHP Türkiye'de barajı aşamaz. MHP sandığa gömüldü. Devlet Bahçeli ile bu iş olmaz. Devlet Bahçeli gitmedikçe bu partiden bir iş olmaz dediler. Ama biz Türk milliyetçileri ve ürkücüler ve yüce Türk milleti hamdolsun Allah'a, barajları aşa aşa, fitneyi, fesatı yıka yıka geldik Allah'ın izniyle. Ve bugün bu salonda, salona baktığımda görüyorum ki dün aramızdan ayrılan arkadaşlarımız dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir dönem gönül vermiş insanlarımız, AK Parti'de siyaset yapmış arkadaşlarımız da bu salonda beraber ve birlikteyiz. Demek ki doğru yoldayız. Demek ki hak yoldayız. Demek ki verdiğimiz mücadele iman ve inanç mücadelesidir. Bu salon bunun tescilidir. Rabbim hepinizden razı olsun. Seçildiğim günden bu tarafa, Ordu'da gitmediğim ilçe, gitmediğim belde, neredeyse gitmediğim köy bırakmadım. Ben dedim ya, ben milletvekili olduktan sonra diğer vekillerin işi zor, hakikaten işleri çok zor. Biz dağ taş gezdikçe, biz köy kasaba gezdikçe birilerinin huzuru kaçtı. Çünkü Ankara'da yan gelip vekillik yapma devri bitti. Bu milletin sırtından geçinme devri bitti. Artık Cemal Enginyurt var ve arkadaşları var, konuşuyoruz. Ha biz konuştukça birileri huzursuz oluyor. Fındık ana geçim kaynağımız. Fındık temel sorunumuz. Fındık milli ürünümüz. Fındık en fazla ihracatını yaptığımız ama Türkiye'de tek gram ithalatı olmayan bir ürünümüz. Dedik ki fındığa sahip çıkın. Dedik ki fındığa sahip çıkalım. AK Partili vekillere yalvardım. Beni ve CHP'li vekilleri de yanınıza alın. Kime gitmemiz gerekiyorsa gidelim. Bu fındık bu sene 15 lira olarak TMO almalı. Aksi takdirde esnaf perişan, millet perişan, borçlar ödenmez hale geldi, ekonomi tıkandı, büyük bir kriz gelecek dedim. Maalesef AK Parti vekilleri bizi hiç arayıp sormadılar. Her gün televizyonlara çıktılar, yarın fındık fiyatını TMO açıklıyor dediler, yok. Çarşamba açıklıyor dediler, yok. Cuma açıklıyor dediler, yok. En son dedik ki
Bakın sabrımızı taşırıyorsunuz. Biz bu millete söz verdik. Bu fındığın mücadelesi için gerekirse sarayın önüne gider çadır kurarız dedik. Gelin sabrımızı taşırmayın. TMO Genel Müdürünü aradım. Tarım Bakanını aradım. Fındıkla ilgili acilen fiyat açıklaması istedim. Ama ne oldu biliyor musunuz? AK Parti'nin birinci sıradan seçilen vekili en son ne dedi biliyorsunuz değil mi? İyi ki TMO fiyat açıklamamış dedi. Ben de dedi zaten TMO ile anlaştım 12-13 lira yeter dedi. Ben soruyorum ama gür sesle cevap verin, Allah rızası için verin. 12 lira fındığa yeter mi? Yeter mi? Bunlar bunu duymuyor mu? Bilmiyor mu? Biliyor ve duyuyorlar. Ama korkuyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemeye. Ben dedim ki korkmayın. Beni götürün ben söyleyeyim. Ben anlatayım. Ama ona da müsaade etmiyorlar. Ve en son çadır kurduk. 8 Eylül 2018 tarihinde Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda 4000 kişiyle çadır kurduk. Basın açıklaması yaptık. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun geçen sabah şu anki bizi canlı yayınlayan televizyon kanalında diyor ki çadır kuracaktı, niye kurmadı? Seyit, çadırı Ordu Meydanı'nda 4000 kişiyle kurdum, niye gelmedin? 105 bin CHP'li sana niye oy verdi? Fındığa sahip çıkmayacaktın da niye vekil oldun bu memlekete? Biz kurduk çadırımızı. Ziraat Odası başkanlarımız oradaydı. Muhtarlarımız oradaydı. Biz fındığımızı anlattık. Mecliste çıktım, 3 defa fındıkla ilgili konuşma yaptım. Birileri diyor ki aman aman yapma. Ne olur ittifak bozulur. Aman yapma. Kimi eleştiriyorsun yahu? Cumhurbaşkanını eleştiriyorsun. Dikkat et. İttifakı mı bozacaksın? Hayırdır lan, biz sizinle bir anlaşma mı yaptık? Fındık parasını ödemezseniz siz ne derseniz emrinizdeyiz mi dedik? Biz sizin kurşun askeriniz miyiz? Biz sizin emir eriniz miyiz? Bizi millet seçti, biz millet adına ne gerekirse konuşacağız Allah'ın izniyle. Fındık parası ödenmedi diye kime soracağım Sayın Cumhurbaşkanı'na sormayıp da? Her zaman söylediğim gibi bizim caminin imamına mı soracağım, bizim mahallenin bakkalına mı soracağım? Tabii ki size soracağım. Niye fındığa sahip çıkmıyorsunuz diye. Bunun neresi ittifakı yıkmak? Bunun neresi ittifakı bozmak? Adamsanız çıkın Cumhurbaşkanına, ağlayın, sızlayın, fındığa sahip çıkın. Ama yok. Cumhurbaşkanına anlatmak yok. Çıkmak yok, söylemek yok. Cumhurbaşkanı sorarsa diyorlar ki efendim 12 lira yeter. Serbest piyasada 12 lira. Ne serbest piyasası arkadaşlar? Piyasada tek firma var. Bunun neresi serbest piyasa? Bakın önceki gün Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Başkanıymış, adamın sıfatına bak. Adam açıklama yapıyor, diyor ki Ferrari olmasa diyor fındık 3 lira bile etmez. Ferrari'ye yatıp kalkıp dua edelim. Doğru diyorsun lan başkan. 70 yıldır fındığımızı Ferrari alıyor ya. 70 yıldır fındığı Ferrari'ye sattık da. Tamam, seni kırmadık. Ferrari'ye dua ediyoruz. Bizim fındığımızın katili Ferrari. Allah senin belanı versin. İşte ettik duayı. Ettik duayı hep birlikte. Bu nasıl mantık? Bu nasıl anlayış? Maalesef iktidar partisinin vekilleri de bunlar gibi düşünüyorlar. Cemal Enginyurt konuşunca beni şikayet etmeye kalkıyorlar. Efendim ittifaka zarar veriyor. Biz ittifak nerede yaptık? Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçiminde yaptık değil mi? Sözümüzden döndük mü? Ordu'da AK Parti %48 aldı. Milliyetçi Hareket Partisi de %17 aldı. Sayın Cumhurbaşkanı kaç oy aldı? %65.
Demek ki MHP'liler adam gibi adamlar, %17'nin tamamını Cumhurbaşkanı'na vermişler. Neyini bozmuşuz ittifakın? Neyine zarar vermişiz ittifakın? Biz Cumhurbaşkanı'nı destekledik. Ve biz diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'na fındığı bunlar anlatsaydı fındık bu halde olmazdı. Myanmar'da, Arakan'da, Filistin'de, Gazze'de, Irak'ta, Suriye'de dünya Müslümanlarının derdiyle dertlenen bir Cumhurbaşkanı 8 milyon üreticiyi yok saymazdı. Milletin adamı sıfatına layık görülmüş bir Cumhurbaşkanı milletin derdiyle dertlenirdi diyoruz. Niye dertlenmiyor? Çünkü bu AK Parti vekilleri gidip söylemiyorlar. Vekilin biri diyor ki benim için fındık bitti, ben hiç konuşmuyorum. İkinci sıradaki diyor ki aman ben sesimi çıkarmayayım. Birinci sıradaki ne dediğini bilmiyor. Ne söylediğini bilmiyor. O zaman fındığı kim anlatacak da Sayın Cumhurbaşkanı fındığa sahip çıkacak? İşte Cemal Engiyurt anlatıyor. Benim anlattıklarımı götürün Cumhurbaşkanı'na dinletin. Dinlesin Sayın Cumhurbaşkanı. Şunu bilsin Sayın Cumhurbaşkanı. Ordu ve Giresun'da fındık bir dönümde 80 kilo bile olmuyor. Nüfus yaşlı, amele olmadan fındık toplayamıyoruz. Gübre %100 arttı, ilaç %100 arttı. Fındığın maliyeti 10 liradan aşağı değil. Öyleyse bu 12 lira yetmez. TMO'nun işi ne? Karagün dostu değil mi TMO? TMO çiftçi dostu değil mi? TMO köylü dostu değil mi? Öyleyse köylüye sahip çıksın diyoruz. Ne var bunda? Niye rahatsız oluyorsunuz bundan? Dolayısıyla biz verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Getirmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu ordulunun her derdini anlatacağız. Şimdi biz diyoruz ki Ünye, Fatsa ve ordunun acilen organize sanayiye ihtiyacı var. Fatsa'nın ikinci organize sanayiye ihtiyacı var. Birincisinin yapılmasına benim emeğim çoktu. Benim o gün verdiğim desteği bütün organize sanayidekiler bilirler. Şimdi diyoruz ki Fatsa'ya artık ikincisi lazım. Şart. Ordu kalkınacaksa böyle kalkınır. Arkadaşlar diyor ki yahu mümkün değil. Niye? Çok para lazım. Ne kadar lazım? 50 milyon lazım. Olsun da 100 milyon lazım olsun. Çok mu bu para? Çok diyorlar. Oğlum niye stat yaptınız o zaman 120 milyona? Barcelona Real Madrid mi oynayacaktı? Ünye'ye, Fatsa'ya, Ordu'ya organize sanayi yapsaydınız stat yapana kadar. Aklımızda dalga mı geçiyorsunuz yahu? Milletle alay mı ediyorsunuz? Dolayısıyla biz bunları anlatınca aman ha diyorlar, dikkat et. Şimdi ben yazıp çizip söylüyorum. Her ne kadar birileri ülkede kriz yok dese de nasıl ben kriz yok diyeyim? Kızım diyor ki baba 22 liraya aldığım tuvalet kağıdı 44 lira oldu diyor. 14 liraya aldığım salça 40 lira oldu diyor. Yağ arttı, tuz arttı. En son geçen gün Çorum'a giderken, oradan Ankara'ya giderken tuvalete uğradım. 2 lira istedi. Ne oldu dedim, hayırdır? Abi dolar arttı ya, haberin yok mu dedi. Lan tuvalete gideceğiz altı üstü. Bunun tuvalet dolarla ne işi var? Ama arttı dedi. Şimdi birileri diyor ki kriz yok. Burada iş adamı arkadaşlarım var. Bankalar kredileri durdurdu. Faizler %40'a çıktı. Maliyetler %150 arttı. Müteahhit arkadaşlarım var. Demin Mustafa Arduş kardeşim dedi ki radyatör peteğe alacağım. Geçen 3 ay önce 30 32 milyar olan aynı radyatör peteğine 58 milyar önceden 10 ay vadeyle alıyordum. Şimdi de 2 ay vadeyle dedi. Şimdi kriz var mı yok mu? Ciddi anlamda kriz var. Biz destek verdik mi krizin çözülmesi için MHP olarak? Verdik. Sayın Cumhurbaşkanı dolar bozdur dedi.
bozdurduk. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bu Ajan Bronson dedi çok tehlikeli bir adam. Bunun bahane ederek dedi bize tezgah kuruyorlar. Amerika'yı protesto edelim dedi. iPhone'ları bırakın dedi. iPhone'u bıraktım. Bizim başkan da iPhone kırdı. Lan olan bize oldu ya. Bronson gitti. Bizim telefon da gitti. Yani nasıl kriz yok ya ülkede? Arkadaş, şimdi birileri soruyor. Ben de soruyorum. Sormayalım mı? Ama ne zarar gelmesin. Neye gelmesin ittifaka? Ne ittifakı ya? Bronson'la ittifakın ne alakası var? Bu şerefsiz Bronson, ajan, FETÖ'cü, PKK'lı, Türkiye düşmanı. Niye bıraktınız bu Allahsızı? Bunu biz demedik ki. Bunu biz mi dedik? Sayın Cumhurbaşkanı demedi mi? Ben burada görevde olduğum müddetçe bir yere gidemez dedi. Adam dün uçak bile hazırmış gitti Amerika'ya. Dolayısıyla bunu söylemek niye ittifaka zarar veriyor? Efendim işte seçimlerde ittifak yapacağız. Kim diyor bunu? Şu an Devlet Bahçeli'den başka taşın altına elini koyan var mı? Devlet Bahçeli diyor ki eğer yerel seçimlerde Cumhur İttifakı aldığı %52'nin altına düşerse bu Türkiye'de demokrasi parlamenter sistem tartışması doğurur. Onun için CHP ve HDP ittifakına ve Türkiye'de oyun kuranlara fırsat vermemek için İstanbul'dan aday çıkarmıyorum diyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'i Cumhur İttifakı kazanmalı diyor. Yetmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı diyor ki 101 tane kayyum atanan belediyelerde aday çıkarmıyorum diyor. Buraları Cumhur İttifakı kazanmalı diyor. Çünkü tekrar HDP kazanırsa diyor Batı ve Amerika der ki hani ne oldu? Bak kayyum atadınız ama yinler bunlar kazandı der. Kayyumun ve devletin orada terör var demesinin, terörist var demesinin hiçbir manası kalmaz. Onun için 101 tane kayyum atanan yerde aday çıkarmıyorum diyor. E AK Partililer ne diyor? Bir tane Nıman abi var, Nıman abi. Boş buldukça konuşuyor. Stratejik olarak düşünmüyoruz şu anda diyor. Sen ne zaman stratejik düşündün ki? Senin işin gücün orduda kimi kime geçireceksin, kimi kime takacaksın, Enver Yılmaz'ı nasıl görevden alacaksın, kimi şube müdürü yapacaksın. Sen bunu biliyorsun, başka bir şey bilmiyorsun ki. Soruyorum, 3,5 yıldır vekil olan Numan Kurtulmuş'un, başbakan yardımcısı olan Numan Kurtulmuş'un, kültür bakanı yapmış Numan Kurtulmuş'un, orduda tek eseri var mı Allah için söyleyin. Eleştirdikleri İdris Naim Şahin'in bu şehirde dünya kadar eseri var. Ünye'ye hastane yaptı. Ordu'ya bir sürü hizmetler, çevre yolu yaptı. Ünye'ye çevre yolu yaptı. Beğenmedikleri Ertuğrul Günay, Ordu'ya kültür sarayı yaptı. Numan Kurtulmuş ne yaptı? Enver Yılmaz'ı yediler. Sonra da bize diyorlar ki, aman ya Numan Bey'e niye bir şey diyorsun, ittifak bozulur. Yahu siz kendi kendinizi yerken, kendi kendinizi bitirirken hesabı bize niye soruyorsunuz ya? Bakın Engin Tekintaş diye bir kayyum başkan atandı Ordu Büyükşehir'e. Ben kayyum deyince birileri diyor ki belediye meclisi seçti niye öyle diyorsun? Hayırdır lan seçimle mi geldi de seçtiyiz? Seçilmiş bir belediye başkanını görevden aldınız. Yerine de atama yaptınız. Şimdi bu belediye başkanı geldi. Yaptığı ilk icraat ne arkadaşlar? 6 tane daire başkanını görevden aldı. Genel sekreteri görevden aldı. 220 tane çocuğun işine son verme kararı aldı. Genel sekreter kim? AK Partili. Daire başkanları kim?
AK Partili. 220 tane delikanlı kim? Hanımefendi kızımız kim? AK Partili. Engin Tekindaş, hayırdır? Belediyeyi CHP'den mi aldın? HDP'den mi aldın? TKP'den mi aldın? Bu AK Partililere düşmanlığının sebebi nedir? Söyle diyoruz. Söylesin düşmanlığının sebebini. Enver Yılmaz hangi partiliydi? Hangi partiden insanları görev aldı? MHP'leri almadılar. CHP'leri de almadılar. Kendi adamlarını aldılar. Şimdi bu belediye başkanı çıkmış. Burada emekçinin, işçinin hakkını gasp ediyor. Cemal Enginyurt bunu söyleyince, efendim ittifaka zarar veriyormuşuz. Ne ittifakı ya? Önce sen hakkaniyetli ol, hakkaniyetli. Önce sen adil ol, adil. Enver Yılmaz'dan intikam almak için işçiden ne istiyorsun? Memurdan ne istiyorsun, çalışandan? Çalışanın ekmeğiyle niye oynuyorsun? O çocukların eşleri, çocukları var. Ekmeğe muhtaçlar. Bunları sokağa attığında ne yapacak bunlar? Nasıl geçinecek bunlar? Böyle mi şehrin emin oluyorsunuz? Böyle mi adaletli davranıyorsunuz? Dolayısıyla biz yanlış gördüğümüze yanlış deriz, diyeceğiz. Hiç kimse benden yanlışına doğru dememi beklemesin. Allah'ın izniyle doğru bildiğim yolda ölene kadar mücadele edeceğim bu millet adına. Biz mücadele veriyoruz. MHP olarak ne söz verdiysek onun arkasındayız. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğiz deyip kanun teklifi verdik. Ben de emeklilikte yaşa takınan bir milletvekiliyim. 2002 yılında milletvekilliğim bitti. 2007 yılında 5 yıl prim ödeyerek 25 yılı tamamladım. Yetmedi, 4 yıl yaşı bekleyip 2011 yılında emekli oldum. Dolayısıyla 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı kanun geriye yönelik işlemeseydi 2007 yılında emekli olacaktım. Şu anda talep edilen erken emeklilik değildir. Burada devlet memuru arkadaşlarımız, esnaf arkadaşlarımız var. 30 yıl primini ödemiş insanlar bir hakkın gaspının iadesini istiyorlar. 1999 yılında çıkan 4447 sayılı yasa dünya tarihinde ilk defa bir kanunu geriye işletti. Bu büyük bir yanlış, büyük bir hataydı. Bunda sadece o günkü parlamento suçlu değildir. Bunda işçi sendikaları da suçludur. Bunda memur sendikaları da suçludur. Çünkü o gün sokağa çıkıp Türkiye'yi ayağa kaldırmadılar. Bununla ilgili mücadele vermediler. Ama bugün haklı olarak 46-47 yaşına gelmiş, 30 yıl primini ödemiş, 50 yaşına gelmiş, işe giremeyen, herhangi bir kurumda veya özel sektörde çalışamayan, evine ekmek götüremeyen, sağlık hizmeti alamayan yaklaşık 300 bin insan devletinden baba şefkati bekliyor. Diyor ki bizi bir haksızlığa maruz bıraktınız, düzeltin. Biz de Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin verdiği söze sadık kalacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözülmesi için adam gibi mücadele edeceğiz inşallah. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir ceza indirimi kanun teklifi getirdik. Dün itibariyle kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'na sevk edildi. Başardık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeye başlandı inşallah. Önümüzdeki salı günü itibariyle görüşmeler başlıyor. Birileri diyor ki, efendim kimi affediyorsunuz? Neyi affediyorsunuz? Biz kimi affedeceğiz biliyor musunuz? Kızına
tecavüz eden Allahsız şerefsiz bir katil, Allahsız şerefsiz bir zalim baba tarafından öldürülmüşse o baba kader mahkumu deyip onu affedeceğiz. Biz bir tane delikanlıya sokakta 5 tane tinerci saldırdığında o tinercilerden kendini korumak için yaralama ya da ölüm olayı gerçekleştirmiş o bir tane zavallı delikanlıyı biz ceza indiriminden faydalandıracağız. Biz mecbur kalmış bir dilim ekmek çalmış ama 8 yıl hapis almış insanları affedeceğiz. Birileri bize bunları niye affediyorsunuz derse biz de deriz ki 30 yıllık şerefsiz Bronson'u niye affettiniz o zaman deriz. 30 yıl ceza alacaktı. Yargılandığı istenen ceza hakkında 30 yıldı. Ama 3 yıl verdiler. Utanmasalar berat vereceklerdi. Gönderdiler gitti. Şimdi bundan sonra 80 yıl versen ne yazar? Amerika'dan başlayacak Türkiye aleyhine yazmaya çizmeye. Trump da salı gün büyük bir kahraman gibi sarayda karşılayacak. Dünyanın gündemine oturacak. Mazlum mağdur papaz özgürlüğüne kavuşturdu. Zafer kazanan komutan kim? Trump. Seçim ne zaman? Kasım ayında. Papaz hangi mezhepten? Evangelist. Evangelistlerin oyu ne kadar? 60 milyon. Aa sana Trump seçim alacak. Yani Trump seçim alacak diye bizim Bronson gitti. Bronson gittiyse bu memlekette haksız yere yatan, mağdur olan insanlar var. Bakın, hepimizin geleneklerinde vardır. Eskiden 16-17 yaşında çocuklar evlenirdi. Böyle evlenen gençler var. 3 çocuğu var. 8 yıl sonra birileri buna demiş ki, gel demiş sen küçük yaşta bir kıza tecavüz etmişsin. 15 yıl verdim demiş. Şu an hapiste yatıyorlar. Evli. 3 çocuğu var. Hapiste ziyaretine giden o kız çocuğu gidiyor ziyaretine. Ama biz ona 15 yıl vermişiz. Öyle bir anlatıyorlar ki hainler, caniler, katiller affediliyor. Yahu açıkça söylüyoruz ya, tecavüzcü, kadın tacizcisi, eroin baronu, FETÖ'cü, PKK'lı bundan faydalanmayacak diyoruz. Ama ısrarla birileri MHP'yi boşa düşürmeye çalışıyor. Şundan herkes emin olsun, Sayın Devlet Bahçeli sözünün arkasında. 5 yıl ceza indirimi gelecek ve Milliyetçi Hareket Partisi bunu sonuna kadar savunacak Allah'ın izniyle. 3600 ek gösterge dedik. Öğretmenler, imamlar, gardiyanlar, polisler 3600 ek gösterge mağduru. Her parti söz verdi. Ve bu hafta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Kalaycı 3600 ek göstergeyle ilgili kanun teklifini meclise sunduk. AK Parti'nin de sözü var, CHP'nin de sözü var, İP'in de sözü var, HDP'nin de sözü var. O zaman ne olacak? Herkes sözünün arkasında duracak. 3600 ek gösterge MHP'nin sayesinde çıkacak Allah'ın izniyle. Gardiyanlara ve orman muhafaza memurlarına emekli olduktan sonra silah ruhsatlarını ellerinden alıyorlar. İnşallah bununla ilgili kanun teklifini hazırladık, meclise sunacağız. Ömür boyu silah ruhsatları tıpkı polisler gibi onların da hakkıdır. Bu hakkın verilmesini sağlayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ne söz verdiysek sözümüzün arkasındayız. Milletimiz de bizi takdir ediyor. İnşallah göreceksiniz ki 31 Mart'ta çok güzel şeyler olacak. Devrimcilerin 12 Eylül öncesinde Fatsa'da duvarlara yazdığı bir slogan vardı. Güneş Fatsa'dan doğacak diyordu. Ama maalesef Amasya zindanlarında rahmetli oldular. Güneşi doğuramadılar. Şimdi
Biz ülkücüler ve Türk milliyetçiler olarak siz Fatsalılarla birlikte diyoruz ki güneş Fatsa'dan Murat Kaçak'ta doğacak Allah'ın izniyle. Biz buna inandık, biz buna iman ettik ve çalışıyoruz. Çalışmamızın karşılığını alacağız. Fatsa'yı seven, Fatsa güzel olsun diyen, Fatsa iyi yönetilsin diyen herkesi, parti ayrımı yapılmasın diyen herkesi, burnundan gıl almayanlardan, aldırmayanlardan bıkan herkesi, vatandaşı hakir görenlerden nefret eden herkesi, belediyelerin kapısını millete kapatanlardan artık usananları Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altına bekliyoruz. Bizim kervanımızda sevgi esastır. Allah Resulü diyor ki iman etmedikçe cennete giremez, birbirinizi sevmedikçe kamil iman etmiş olmazsınız diyor. Biz bu sevgiye dayalı olarak Fatsalıların yüreklerine Murat Kaçak kardeşimizi emanet ediyoruz. Ve inşallah Fatsa'dan doğacak güneş, emin olun, bütün Türkiye'yi aydınlatacak ve 2023'te Büyük Türkiye, Milliyetçi Türkiye hep beraber kurulacak Allah'ın izniyle. Biz bunun öncülüğünü Fatsa'dan özellikle başlattık. Fatsa'nın bizim gönlümüzdeki yeri bir başka. Ben Fatsa'da yaşayıp da Fatsalı olup da artık yeter diyen her arkadaşımızı Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altına bekliyorum. Bizim hiç kimseye kinimiz, garezimiz, nefretimiz olmaz. Beni tanıyanlar iyi bilir ki acımasızca saldırdıklarımın bile en kötü günde yanlarında ilk ben ve arkadaşlarım olduk. Biz nefsi davranıp, hissi davranıp çok kötü sözler etmiş olsak da bu bizim sinir katsayımızın yüksekliğinden kaynaklanan ve o anki ruh halimizin stres tavanına ulaşmasından kaynaklıdır. Dolayısıyla bu memleket söz konusu oldu mu, bu devlet söz konusu oldu mu, Türk bayrağı söz konusu oldu mu, üç ilah söz konusu oldu mu, biz nefsimizi ayaklar altına almasını biliriz. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi Muhterem Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli salı gün şunu söyledi. Kırgınlıkları ve kızgınlıkları olsa da bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi ile yolunu ayırmış olup yürekleri Türklük sevdasıyla, yürekleri milliyetçilik aşkıyla çarpan üç ilel sevdalısı bütün ülküdaşlarıma kapımız sonuna kadar açıktır. Biz de aynını söylüyoruz. Kapımız herkese açıktır. İnşallah hep birlikte güzel günleri yaşayacağız. Bu duygularla hepinize enişten dileklerimle selamlıyorum. Ve her zaman her yerde söylediğim ve çok sevdiğim şairin mısralarıyla sözlerime son veriyorum. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız, rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuşsa bizi kader, aldırma bu dünya böyle gelmiş böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi Bangarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. İnşallah hep birlikte ayağa kalkacağımız günleri Cenab-ı Allah bizlere nasip edecek. Ben Murat Kaçak kardeşimi sizlere emanet ediyorum. İnşallah Fatsa'dan doğacak güneşle bütün Türkiye'ye hep birlikte aykıracağız. Ne diyeceğiz? Ne mutlu! Ne mutlu! Ne mutlu! Allah!
Allah Müslüman Türk milletini korusun ve yüceltsin. Sağ olun, var olun. Misafirler, programımız yemek ve ardından slayt gösterisiyle devam edip sonlanacaktır. Hepinize afiyet olsun. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Yemek mi olacak şimdi? Ama karanlık olması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi bugünlere kolay gelmedi. Önüne ardı ardına çıkarılan engelleri bir çırpıda aşmadı. Başkaları için hiç olmayan mesafeler üç hilali için hep vardı ve sarp yollar, keskin dönemeçler, imkansız geçitler hep karşımıza çıkarıldı. Sürekli yokuşlarda susadık, dar patikalarla sınandık, ateş çemberiyle imtihana çekildik. Milliyetçiliğin yaşaması, ülkücülüğün var olması, Türk milletinin ebediliği için hep bedel ödememiz gerekti, çileyi ve mağduriyeti alt etmemiz icap etti. Kurşunla pes ettireceklerini sandılar, başaramadılar. Ölümle tüketeceklerini hesap ettiler, güçleri yetersiz kaldı. Yağlı urganlarla sindireceklerini umdular, nefesleri yetmedi. Oyunlarla yolumuzdan çevirmeyi denediler, sonuç alamadılar. Tehditlerle doğru bildiklerimizden ödün istediler, vermedik. Hedef olduk ama yılmadık. İftiralara uğradık ama yıkılmadık. Suçlandık, mağdur olduk ama mağrurluğumuzu hiç bozmadık. Bunlar bizim kutlu mazimizin özetidir, acı da olsa gerçeklerdir.
fırsat önümüzde duruyor. Türk milletinin sesi olarak gönülleri fethetmenin zamanı gelmiştir. Gün doğmuş, şafak sökmüştür. Tereddüt göstermeyiniz. Geçmişte size ihtiyaç olan her anda da ortaya çıktınız ve bayrağı yükselttiniz. Söğüt Ocağı'ndan Ertuğrul Gazi oldunuz. Kosova'da Murat, İstanbul'da Fatih oldunuz. Bizans burçlarında Üç Hilal, Erzurum'da Nene Hatun oldunuz. Maraş'ta Sütçü İmam, İzmir'de Hasan Tahsin oldunuz. Ankara'da Mustafa Kemal, Arif Nihat oldunuz, Albayrak'la dalgalandınız. Necip Fazıl oldunuz, Sakarya'yla Şah'a kalktınız. Erol Günger oldunuz, davamıza taht kurdunuz. Başbuğ oldunuz, düştünüz gönlümüze. Şehit oldunuz, düştünüz önümüze. Biz bu sinsi kuşatmayı yarmalıyız. Yaracağız. Türk milletini düştüğü darbozdan kurtarmalıyız. Kurtaracağız. Fatih Bizans'ın zincirlerini nasıl açtıysa biz de milliyetçinin etrafındaki zincirleri kıracağız. Fatih'in topları surları nasıl yıktıysa biz de ihanet duvarlarını öyle yıkacağız. Hepinize güveniyorum. Hepinize inanıyorum. Herkesi kucaklayın. Alayına sahip çıkın. Her insanımızı aziz bilin ve Milliyetçi Hareket'in mesajlarıyla birleştirin. Yılmayın. Beklemeyin. Geri durmayın. Düşmeyin. Teslim olmayın. Taviz vermeyin. İhmal etmeyin. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Zafer, ülkü kaynağının bir çeşmesidir. Zafer, birçok gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler, selam sizlere. Uzaklarda dertleşenler, selam sizlere. Selam sana hücrelerde benzi solan genç. Selam sana ey yıllara heba olan genç. İstikbalim gitti diye hayıflanma sakın. İstikbalin değil, ruhundur Allah'a yakın. O yalancı istikbale bir perde indir. Gerçek yarın, unutma bir gün senindir. Ey ekmeği çalınanlar selam sizlere. Ey rütbesi sökülenler selam sizlere. Kardeş veya arkadaştır diye evleri, ocakları dağıtılan ülkü devleri. Selam size üstünüzde bütün bakışlar. Bir gün olur tarih elbet. Elbet ülkücülere alkışlar. Fındığımızın sesini duyuracak. Fındıkçının hakkını arayacak. Arıcının sesini duyuracak. Balıkçının hakkını arayacak. İşçinin hakkına sahip çıkacak. Yetime, mazluma, mağdura ses olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclise girmesi için de gece gündüz mücadele edeceğiz. Artık Türkiye'de MHP'lilerin iktidar olma zamanı gelmiştir inşallah. Gelmiştir inşallah.
önceliğimiz aslında siyaset yapmak ama ben bu toplumun adına siyaset demiyorum, demeyeceğim de. Bir aile meclisi oluşturmak istedim. Çekirdek bir aileden oluşan bir aileye sahibim ama işte çok geniş bir aile sahibi oldum. Bugün Allah bana nasip etti. Hareket burada öyle bir temsil edilecek ki herkes size gıptayla bakacak. Herkes bu hareketin kapısından içeriye girebilmek için hepinizden referans talep edecek. Genci yaşlısı, kadını erkeği, her görüşten, her fikirden insan burada. İşte bunun adı Milliyetçi Hareket sevdalılarının Fatsa ile buluşması. İnşallah Murat Kaçak ve arkadaşları da almış oldukları bu kutlu görevde Milliyetçi Hareket'i Fatsa'da en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Her zaman yanlarındayız, her zaman emirlerindeyiz. Gece gündüz hizmete hazırız. İnşallah Türk milleti ayağa kalkacaktır. İnşallah Milliyetçi Hareket Fatsa'da ayağa kalkacaktır. İnşallah bu millet yeniden tarih yazacak. Bütün mazlum Müslümanlara, mazlum milletlere rehberlik edecektir. Vermeyiz baba. Yeniden alevlendiren dava adamı, Fatsa sevdalısı, MHP Fatsa ilçe başkanı Murat Kaçak'ı davet ediyorum buraya. İşte o alkışın tam sırası. Bu sevda, bu aşk ne? Ne için bunun peşinde koşuyorsun? Derdin ne? Derdim Fatsa, derdim Fatsalı, derdim Türk milleti. İnşallah ben de ömrümün sonuna kadar bana inanıp bu salonu dolduran, yol arkadaşlarıma inanıp bu salonu dolduran hiçbir Fatsalı'yı, hiçbir orduluyu hayatımın sonuna kadar mahcup etmemek için ne gerekiyorsa yapacağım. Söz veriyorum size. Rahmetin duamda etsin tecelli. Mehmet'i dağlarda kırdırma ya Rabbi. Gazabın terörü yutsun temelli. Yurdumu kumpaslar, yurduma kumpaslar kurdurma ya Rabbi. Asılsın Öcalan itinin postu. Gün yüzü görmesin eşi dostu. Olmasın kimsenin ülkeme kastı. Kalleşlere sefa sürdürme ya Rabbi. Hainlerin bir ocağı sönsün, hepsinin yuvası mezara dönsün. Vatansızlar sürüm sürüm sürünsün, felç olup kalsınlar, öldürme ya Rabbi. Ne mutlu yürekten Türk'üm diyene, sevdamız vatandır aşkı bilene. Kahrını yoldaş et, yoldan dönene, ömründe bir kere güldürme ya Rabbi. Fitneye fesede uğratma bizi. İçte dışta yücelt dirliğimizi. Bozdurma haine birliğimizi. Bu cennet vatanı öldürme ya Rab. Ak iken yüzümüz kara düşürme. Askerimi koru zora düşürme. Ana yüreğini kora düşürme. Günleri dalında soldurma ya Rab. Öndersiz bırakma Türk davasını. Derdimizin gönder her devasını. Bize düşman kimse ver belasını, tövbesiz tek soluk aldırma ya Rab. Şehitlik şereftir, gazilik yüce. Türkiye'm güneştir öteler gece. Türk'ün göğsündeki imanlı güce, kahpe hançerleri çaldırma ya Rab.
çiçek çiçek umudumuz yeşerecek. Tam tedide çıktık yola, biz kırık vermeyiz baba. Tam tedide çıktık yola, biz kırık vermeyiz baba. Sevgili başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa'da bitti. Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa'da yok. Var mı? Var mı arkadaşlar? Var değil mi? Var. İnanmış insanlar var değil mi? Var. Söz veriyoruz. Vatan için, millet için, sizin için çalışacağız. Hepimizin boynunun borcu. Söz veriyoruz size. Buradan sevgili genel başkanıma seslenmek istiyorum. Başkanım müsaadenizle. Kıymetli genel başkanım, biz Fatsalı Milliyetçi Hareketçiler olarak bu meşalenin buradan yanmasına vesile olan öncelikle 21. dönem milletvekilimiz Sayın Cemal Engin Yurt'a, daha sonra çok kıymetli başkanım Köksal Yılmaz'a ve benimle belki de beni hiç tanımadan, kuyumu suyumu bilmeden, belki de yakın dostluk ilişkisi içinde olmadan bu kutlu yolculukta yol arkadaşlığı yapmayı kabul eden tüm dostlarımla birlikte bu yakacak olduğumuz meşale önce Fatsa'yı, buradan Ordu'yu, oradan da Türkiye'yi inşallah aydınlatacak. Buyurun sevgili dostlar. Evet, bu meşale Ordu'nun aydınlanmasına, Türkiye'nin aydınlanmasına vesile olacak.